Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bugünkü videomuzda traktörüm için almış olduğum otomatik dümenleme sistemi, onun kutu açılışı incelemesini yapacağız, bir ön incelemesini yapacağız. Daha sonra traktöre montajı, kurulumu ve ilk deneyimleri, ilk tarla deneyimlerini de önümüzdeki videoda paylaşacağız inşallah. Bu ürünü almadan önce bayağı bir araştırdım, çok araştırdım. Tam bir fiyat ve performans ürünü olarak FG Dynamics'i tercih ettik. Videoya da başlamadan önce FG Dynamics Türkiye ekibinden Serhun Bey, Hakan Bey ve Faris'ten Tayland Bey'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca FG Dynamics Global ekipten Eva Hanım ve Cristiano'ya da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Çok ilgilendiler. Bayağı alaka gösterdiler. Neyse, videoyu fazla uzatmadan şöyle bir ürünümüze geçelim. Ürünümüz FG Dynamics. Dediğim gibi bunu çok araştırdım ve uzun araştırmalarımız sonucunda bunu aldık. Şimdi şu paketimizi alalım. Esaslı paketimiz bu paket. Bir de ayrıyeten opsiyon olarak başka bir şey daha aldım. Onu da çekeceğiz. Yakına getir. Açar açmaz bizi şöyle bir şey karşılıyor. Cırtlar falan, kullanım kılavuzu ve traktöre yapıştırmak için stikerlarımız mevcut. Paketleme çok güzel olmuş. Biz bu paketleri açtık. Niye açtık? Kargo geldiği zaman herhangi bir çatlak patlak var mı diye şöyle bir açıp kaba bir kontrol ettik. Paketimizi açtığımızda paketin içinde neler var? Onun bilgileri var ve ben önce şunu göstermek istiyorum. Tabletimiz arkadaşlar, bilgisayar ekranımız, 10 inçlik bir ekran, yüksek çözünürlüklü ve koruma kılıfı da var. Ayrıyeten su geçirmez. Bu setlerin güzel özelliği, hiçbiri su geçirmiyor. Çünkü traktör koşullarında kullandığımız için bunların su geçirmemesi gerekiyor. Tabletimizi şuraya indiriyoruz. Biraz sonra bu ürünü niye tercih ettim, özellikleri hakkında da konuşacağız. Ve bizi motorlu direksiyonumuz karşılıyor. Bayağı sportif bir direksiyon. Şöyle görüyorsunuz. Otomatik bir direksiyon. Bunları bağlayacağız. Direksiyonun görüntüsü gayet güzel. Yani traktör için bayağı iyi. Şunu da buraya indirelim. Bu da direksiyonumuzun kapağı. Şurada antenler mevcut. 4G anteni. Biliyorsunuz bunlar şeyle çalışıyor. Normal telefon hattıyla, data hattıyla çalışıyor ve şebekeye bağlanması gerekiyor. Ve şuralara da bir baktığımızda İki tane GPS anteni bizi karşılıyor. Şimdi bunun çift antenli olması daha yüksek hassasiyete, bize doğruluk vermesine olanak tanıyor. Burada da arkadaşlar vidaları, çeşitli vidalar ve IMU sensörü. Bu da ayrıyeten traktörün koltuğun yan tarafına monte ediliyor. Beyin sayılabilir. Şu aparatımız ise bu bilgisayarı bağlamak için, monte etmek için traktörün kenarına kullanacağımız aparat. Burada da kablolar var. Fazla kabloları karıştırmak istemiyoruz. Vidaları da keza öyle. Birinci kutumuzdan çıkan malzemeler bunlar. Şu şekilde. Şimdi ikinci kutumuza geçiyoruz. Bunu da şöyle şuraya indirelim. Burada da yine bizi ne karşılıyor onu gösteriyor. Şöyle çeşitli kablolar, açı sensörü, bu da traktörün önüne takılıyor. Bunlar teknik malzemeler.
Şurada ise traktörün tepesine takmak için, antenlere takmak için aparatlar mevcut. Ben servisi çağıracağım arkadaşlar. Çünkü kendimiz de yapabiliyoruz. Eliniz biraz yatkınsa yapabilirsiniz ama sonuçta ucuz malzemeler değil. Onun için burada servisi var. Servis gelip kuracak. Kafamız daha rahat olacak. Son kutumuzu da bir gözden geçirelim. O videoyu fazla uzatmadan. Son kutumuz değil. Hatta bir kutumuz daha olacaktı. O da burada. Şunu en sona bırakıyorum. Bu özel bir şey. Bu kutumuzda ise arkadaşlar yine içinde neler var. Ve direksiyon simidini bağlamak için çeşitli frezeler mevcut. Çünkü eski direksiyonu çıkarıyoruz. Yeni direksiyonu bunu takarken traktörünüz değişik markalar olabilir. Her markaya uyumlu. Tam burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane freze var. Yani traktörünüz ne olursa olsun her traktöre uygun bir şekilde frezeler mevcut. Çeşitli bağlantı aparatları. Bunlar bizi o kadar da ilgilendiren şeyler değil. Yani bizim ihtiyacımız olanı kullanacağız traktörümüz için. İhtiyacımızdan artanı saklayacağız. Sonra dilersek bunu başka traktöre de geçirebiliyoruz. Bunu da şöyle kapatalım. Şurada sizler için göstermek istediğim başka bir şey var arkadaşlar. Bunu opsiyon olarak aldık. Normalde set sadece bundan ve bundan ibaret. Bu ve bu opsiyon olarak geldi. Bunu niye alıyoruz? Onu da bir gösterelim. James Bond gibi çantası varmış mübarek. Baz istasyonu arkadaşlar. Bunun hakkında konuşacağım birazdan. Bu markayı diğerlerinden ayıran önemli bir noktadan bir tanesi. Şurada da tripodumuz var. Bu tripodu hiç açmayalım bildiğiniz ama çok kaliteli güzel bir tripod da mevcut. Bunun hakkında konuşacağız. Şurada çeşitli kablolar falan var. Burada bu baz istasyonumuzun pilleri mevcut. Burada şarj aletini dahi içine katmışlar. Yani şimdi gidip bir telefon alıyorsunuz, iPhone alıyorsunuz. Dünya para veriyorsunuz. İçinde bir şarj aleti yok. Bunlar her şeyi fazlasıyla katmış. Şunu bir tekrar göstereyim. Yerine katayım. Ve ürün hakkında konuşalım. Baz istasyonu arkadaşlar diğer markalarda bildiğim kadarıyla yok. Şimdi bu sistemi traktörümüze kurduğumuz zaman bize normal bir telefon hattı lazım. Data hattı lazım. Turkcell ya da işte Vodafone veya bir hat lazım bize. O hattı bunun içine takıyoruz ve kullanıyoruz. Ama bazı yerlerde şebeke çekmiyor. Mesela çok dağlık yerlerde ya da askeri bölgelere yakın bölgelerde orada jammer'lar kullanılıyor. Şebeke çekmiyor. Şebeke çekmediği için sinyal kesintisi oluyor. Sinyal kesintisi olduğu zaman da traktörümüz işleme devam edemiyor. Şimdi şunun ayrıyeten kendi için nasıl söyleyeyim, almış olduğu bir yönlem var. Eğer bir sinyal aldığı zaman o bilgileri toplayarak 15 dakika devam edebiliyor. Ama bazı yerlerde şebeke hiç yok. Mesela sınır bölgelerinde, askeri bölgelere yakın bölgelerde şebeke maalesef hiç yok. Şebeke, ben de bunu Urfa'ya da sınır bölgesinde yakın bölgelerde de kullanmayı planladığım için orada askeri bölge ve şebeke sorunu maalesef var. O durumda bu GPS anteni devreye giriyor. İsterseniz hattı hiç takmasanız bile, yani sim kartı hiç takmasanız bile bu cihaz o baz istasyonu ayaklarının üzerine kuruluyor. Tripodun üzerine. Baz istasyonu ile iletişime geçiyor. Yani şebekeyi kendi kendinden alıyor. Bu ayrıyeten bunun için de ücret ödenmiyor ama opsiyon olarak ilk aldığınızda ücretini ödüyorsunuz. Ücret demişken şundan da bir bahsedeyim. Yine bu markaya özgü, yani bazı markalarda yıllık aidatları 14 bin lira, 15 bin liraya kadar çıkmakta. Bunun öyle bir aidatı yok. Sim kartı aldığınızda Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne bir defalığına, bu bir defa mı her sene mi yeniliyor tam emin değilim, onu öğreneceğim. Bir defalığına 1000 lira para yatırıyorsunuz. Ondan sonra bir data hattı, sim kartı alıyorsunuz. Bu Vodafone olabilir, Turkcell olabilir veya AVE olabilir.
O hatun da aylık 50 lira 100 lira bir faturasını ödüyorsunuz. Yani ilk girişimiz 1000 lira, tabu kadastroya bu paket ücreti ödüyoruz. Ondan sonra aylık 50-100 lira arasında bir hat ücreti ödüyorsunuz. Ama sadece baz istasyonunu kullanacağım dediğiniz zaman o zaman hiç para ödemeden direkt kullanabiliyorsunuz. Bu arada baz istasyonun çapı da arkadaşlar 15 kilometre çapında çekiyor. Yani 15 kilometre çapında çekiyor. Siz kendi köyünüze kurduğunuz zaman atıyorum evinize kurabilirsiniz. Uzaktan erişim yapıyor çünkü yanında tarlaya götürmeye gerek yok. Köyde kurduğunuz zaman bu sizden 7 kilometre, 8 kilometre uzakta, köyünüzden uzakta, evinizden uzaktaysa yine de işleminize devam edebilirsiniz. Şimdi gelelim bu ürünü diğer ürünlerden ayıran temel farklarından bir bahsedelim. Bu sistemi kurduğunuzda sınırsız geri gitme durumu var. Şimdi hat başlarına geri dönüyoruz ya hattı düzlemek için. Bunda öyle bir sınır yok. İstediğiniz kadar geri gidebiliyorsunuz. Diğer markalarda bu mevcut değil. 0,3 kilometre ile 18 kilometre arasında çalışabilme özelliği var. Yani çok düşük gazlarda da gidebilirsiniz. Yüksek gaz gerektiren, yüksek hızlı gitmek gerektiren durumlarda da yine yüksek oranda hassasiyetle işinizi yapıyor. 6,5 volt ile 30 volt arasında geniş bir voltajda çalışıyor. Akünüz zayıfladığı zaman veyahut bir voltaj artışı olduğu zaman cihazınız bundan etkilenmeden çalışabilmekte. Ayrıca eksi 30 derece ve artı 60 derecede yine cihaz çalışıyor. Yani Erzurum'da kışın en soğukta çalıştırabilirsiniz. Yazın Adana'da en sıcakta da çalıştırabilirsiniz. Android alt tabanlı bir tabletimiz var. Su geçirmez bir tabletimiz var. Bunun sayesinde operatör boş zamanlarında film, müzik, video dinleyebilir, seyredebilir. Sesli uyarı sistemimiz var. Bluetooth sistemi var. Wi-Fi'si var. Uzaktan erişim yapılabiliyor. Servis uzaktan erişim yaparak sizi yönlendirebiliyor. Ayrıca internet üzerinden, internete bağlandığı için internet üzerinden ücretsiz güncelleme mevcut. Bir de çift antenli ve açı sensörlü olduğu için hata payı maksimum 2,5 santim. Bu da yani çok iyi bir rakamdır. 2,5 santim. Maksimum hatta 2,5 santim. Bazen 0'a 0 gider, bazen 1 santim gider. Ama maksimum 2,5 santim doğrulukta çalışıyor. Açı sensörü vardı orada gösterdim ben size. Burada mıydı? Gösterdim. Açı sensörüm sayesinde de arkadaşlar tekerin önüne bağlanıyor. Ve eğimli arazilerde yani böyle yan traktör gidecekse eğimli arazilerde açıyı hesap edip yine en düzgün bir şekilde, hassas bir şekilde sonucu çıkarıyor. Çünkü bu sene ben domates de başka bir markadan hatta kiralık getirdim. Domates hattını çektim. Eğimli yere geldiği zaman bazı hatlar dar, bazı hatlar geniş olmaya başladı. Bunda o sıkıntı olmayacak diyorlar. Ve biz de deneyimlerimizi daha sonra sizlerle paylaşıyoruz. Düz çizgi çekebiliyor. Tarlanız eğri ise eğri çizgi çekebiliyor. Pivot sulama sistemini biliyorsunuz, bilmeyenler o yuvarlak dairelerde büyük alanlar ekiliyor ya, yuvarlak bir şekilde sürüş sistemi var. Ayrıca tüm traktörlere uyumlu ve U dönüşü var. U dönüşü de arkadaşlar opsiyonel, o da geliyor. Onu sonradan kod alıp bilgisayara girdiğiniz zaman kobili sürmek, tapan çekmek gibi sürek işlerinde tarlanın etrafında bir kere dönüyorsunuz ve U dönüşü ile traktörden tamamen inip hat başına geldiği zaman da kendi kendine dönüyor. Traktör tarlayı bitirene kadar binmeye biliyorsunuz. Bu gibi güzel özellikler var. Tam bir fiyat performans ürünü. Fiyatlarına değinecek olursak 6500 ile 9000 dolar arasında opsiyona göre değişiyor. Ana setimiz bu set. Eğer opsiyon alırsanız mesela baz istasyonu gibi, Wi-Fi kamera gibi artı U dönüşü programı mı diyelim? U dönüşünü de alırsanız bu 9000 dolara kadar çıkmakta. Ben videonun alt açıklama bölümüne FG Dynamics'in
Global sitesini, market Global Market sitesini ve Türkiye sitesini, kurumsal sitelerin linklerini paylaşacağım. Sizi fazla çok teknik detaya boğmak istemiyorum. Bir çiftçi gibi bunu anlatmaya çalışıyorum. Oradan hem teknik detaylara bakarsınız, hem fiyatlarına bakarsınız, hem de benim eğer atlamış olduğum, söylememiş olduğum özellik varsa onlara da bakabilirsiniz. İlk videomuz bu şekilde olsun arkadaşlar. Çok uzatıp canınızı sıkmak istemiyorum. Allah nasip ederse 1-2 gün içinde bunu traktörümüze montaj yaptığımız zaman tarlada ilk deneyimlerimizi de çekeceğiz ve bunu da sizlerle paylaşacağız. Geri dönüşler çok iyi. Bölgemizde alan arkadaşlar var. Bizzat şahsen ben konuştum. Baharlı köyümden var mesela, arkadaşlarımız var. Başka yerden bildiğimiz arkadaşlar var. Aradım, bizzat konuştum. Çok güzel dedi. Ben memnunum. Orada firmada çok ilgili. Yani firmanın en üst seviyesiyle dahi şeye geçtim, iletişime geçtim. En üst seviyesi de çok ilgili. Alt seviyesi de çok ilgili. Müşteri memnuniyeti oldukça yüksek bir firma. Ayrıca çok kaliteli ürünler. Yani şöyle baktığımız zaman kalite hissiyatı çok güzel. Teknoloji olarak da umarız bir problem çıkarmaz. Şimdiye kadar da hiç kötü yorum almadım ben. Onun için tercihimizi bundan yana kullandık. Çünkü mevcut piyasadaki mevcut diğer markalar, bazı markalar bu fiyatları tam iki katına mal satmakta. Devrimiz ekonomi devri. En uygun fiyatla en kaliteli ürünleri almaya çalışıyoruz. Bu da o ürünlerden bir tanesidir. Umarım kurduğumuz zaman da bir problem yaşamayız. Siz de merak eden, almak isteyen arkadaşlar varsa, bu arada şunu da videoyu bitirmeden bu önemli, bunu da söyleyeyim. Ziraat Bankası bunlara %50 hibe veriyor. Örnek veriyorum, 7000 doları aldığınız zaman 3500 dolarını Ziraat Bankası ödüyor ve bu FG Dynamics firması da bunu 6 ay taksit yapabiliyor. Dolayısıyla fiyatımız 3500 dolara böyle bir set sahibi olabilirsiniz. Bu kampanya ne kadar süre bilmiyorum. Eğer ilginiz, alakanız, almak istiyorsanız, imkanınız varsa tavsiye ederim. Bu Ziraat Bankası'nın hibe programından yararlanmanızı tavsiye ederim. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine videosu gelecektir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.